Bugün iletişim kanallarımıza en çok gelen soruların cevapları ve yabancıları ilgilendiren güncel gelişmelerle yine karşınızdayım. Ben Hülya. Dolar 7.30 sınırına dayandı. Yabancılar için Türkiye cazibesini kaybediyor mu? Türkmenistan vatandaşlarının ikamet izinlerinin uzatılması ile ilgili yeni bir gelişme var mı? Beklentiler neler? İkamet izinleri reddedilen yabancılar sonuca itiraz edebilecekler mi? Dava açmak bir çözüm olacak mı? Şartta giriş devam ediyor mu? İşte tüm sorularınızın cevapları birazdan. Ama önce güncel gelişmelerden anında haberdar olmak ve sorunlarınıza çözüm bulmak için hemen şimdi kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Açın ki habersiz kalmayın. Sevgili izleyenler, dolar 7.50 bandına doğru gidiyor. Türkiye'de niteliksiz işlerde çalışan yabancılara ödenen aylık ücret 2000 ile 3500 lira arasında. Ortalaması ise 2750 lira. Bir yıl önce aylık maaşı 550 dolar satın alabilen bir yabancı bugün için ancak 370 dolar alabiliyor. Üstelik bu rakam daha da gerilecek gibi gözüküyor. Bu nedenle yabancılar için Türkiye artık bir cazibe merkezi olmaktan çıkıyor. Bir de bunun üzerine ikamet izni baskısının gelmesi işin tuzu biberi oldu. Yabancılar artık yavaş yavaş ülkelerine dönmeye veya çalışmak için farklı bir ülkeye gitmeye başladılar bile. Keşke dünyanın her yerinde barış olsaydı. İnsanlar refah içerisinde yaşasaydı da çalışmak için ülkelerinden göç etmek zorunda kalmasalardı. Ama ne yazık ki bugün için bu bir temenni olmaktan öteye geçemiyor. İletişim kanallarımıza en çok gelen sorulardan bir tanesi de turizm amaçlı ikamet izni uzatma başvurum reddedildi. Tarafıma tebligat da verildi. Sonuca itiraz etsem ikamet izni alabilir miyim veya dava açabilir miyim sorusu oluyor. Sevgili izleyenler, İstanbul özelinde konuşacak olursak İstanbul Göç İdaresi son 10-15 gündür turizm amaçlı ikamet izni uzatma başvurusu reddedilen yabancıların itiraz başvurularını kabul etmiyor. Çünkü ellerinde güçlü bir genelge var. O da 2019'a bir sayılı genelge. Turizm amaçlı ikamet izni uzatma başvurusu reddedilen yabancılar sonuca itiraz etmek için İstanbul Göç İdaresi'ne gittiklerinde görevliler boşuna itiraz dilekçesi vermeyin. Olumlu bir sonuç alamazsınız. Dilerseniz dava açabilirsiniz diyorlar. Tabii bunu duyan açık gözler boş durur mu? Durmaz. Onlar da verin 2000 lira, 3000 lira. Siz zaten parayı sokaktan topluyorsunuz ya, hani hiç önemli değil. Dava açalım, ikamet izni alalım diyorlar. Değerli izleyenler, turizm amaçlı ikamet izni uzatma başvurunuz haklı gerekçe sunamadığınız için reddedilmişse açılacak davadan hiçbir sonuç alamazsınız. Paranızı da boş harcamış olursunuz. Üstelik açacağınız dava olumsuz sonuçlanırsa Türkiye'den çıkış yaparken daha fazla para cezası ödeyeceğiniz gibi Türkiye'ye giriş yasağı da alırsınız. Yani dava açmak sizin için bir çözüm olmaz. Onun için içi boş lafları kulaklarınıza tıkayın, bizden hatırlatması. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de şartta giriş devam ediyor mu? Sevgili izleyenler, biliyorsunuz eskiden Türkiye'de 2 yıl, 3 yıl veya fazla süreyle kaçak kalan yabancılar vize ihlalinden kaynaklı para cezalarını ödeyip bir günlüğüne Azerbaycan'a veya Ermenistan'a gidip sonra da Türkiye'ye şartta giriş yaparak ikamet izni alıyorlardı. İşte bu uygulama artık yürürlükten kalktı. Şimdi sadece Türkiye'de en fazla 3 ay vize ihlali olan yabancılar para cezalarını ödeyerek kendi istekleriyle Türkiye'den çıkış yaparlarsa bir gün sonra 10 gün içerisinde ikamet iznine başvurmak şartıyla Türkiye'ye tekrar şartlı giriş yapabilecekler. Ancak Türkiye'ye şartlı giriş yaptıktan sonra ikamet izni başvurunuzu turizm amaçlı yapacaksanız bu konuyu da çok yönlü düşünmeniz gerekecek. Geçtiğimiz hafta en çok sorulan sorulardan bir tanesi de pandemi döneminde ikamet izni veya vize süreleri dolan yabancılar kaçak sayılacaklar mı? Türkiye'den çıkışta para cezası ödeyecekler mi sorusu oldu. Değerli izleyenler, daha önceki yayınlarımızda bu konuya defalarca değindik. Ancak buna rağmen yine de insanlar emin olamadıkları için bu soru çok soruluyor. Onun için tekrar kısaca üstünden geçeceğim. Göç İdaresi Haziran ayında yaptığı bir duyuruyla bu konuyu açıklık getirdi. Yapılan duyuruya göre pandemi döneminde ikamet izni veya vize süreleri dolan yabancılar Türkiye'de kaçak sayılmayacaklar.
Türkiye'den çıkarken vize ihlalinden kaynaklı para cezasını da ödemeyecekler. Ve Türkiye'ye de herhangi bir giriş yasağı almayacaklar. Bu konu çok açık ve net. Ancak bunun için ülkeniz özelinde ulaşım normale döndüğünde bir ay içinde Türkiye'den çıkış yapmanız gerekecek. Bu süreyi aşarsanız sorun yaşayabilirsiniz. Gelelim Türkmenistan vatandaşlarının durumuna. En çok merak edilen konu. Sevgili izleyenler, biliyorsunuz turizm amaçlı ikamet izinlerinin uzatılmaması en çok Türkmenistan vatandaşlarını üzdü. Çünkü Türkmenistan vatandaşlarının önemli bir kısmı ülkelerindeki baskı rejiminden ve işsizliğin had safhaya ulaşmasından dolayı ülkelere dönmek istemiyorlar. Türkmenistan vatandaşlarına ikamet izinlerinin uzatılması ile ilgili güzel bir haber vermek istiyoruz. Ancak bununla ilgili henüz bir gelişme yok. Eğer bir gelişme olursa bunu size ilk duyuran biz olacağız. Çünkü bu konuyu çok yakından takip ediyoruz ve bunu çok önemsediğimiz gibi üzerinde de çok duruyoruz. Onun için kanalımızı takip etmeyi bırakmayın. Bu süreçte size tavsiyemiz sakince bekleyin ve sabırlı olun. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Varsa sorularınız bize çalışma saatleri içerisinde arayabilir, ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Bir başka konuda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın.